Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Önümüze demiş olduğunuz bu programa katılıp bizleri onurlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Evet, değerli hanımefendiler. Şimdi şunu iyi bilmenizi istiyorum ki bizler yaptığımız her işi öncelikle Allah rızası için sonra kanun yararına ve adaletli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve şu anda da sizlerle 2014 yılında yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Birçok faaliyetlerde bulunduk. Bunlarla ilgili tabii sizlerin tam olarak bilgisi olmadığı için bazen yanlış anlaşmalar olabiliyor, anlaşmalar. Eminim ki az sonra yapacağımız durumdan sonra birçok konuya bakış açımız çok daha farklı değişecek. Evet, ışıkları kapatalım, sunuma başlayalım. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli hanımefendiler, belediye başkanlığı olarak üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle belediye çalışmalarımızı yakından takip etmek ve bilgi almak maksadıyla bizlere akşamın bu saatinde zaman ayırdığınız için belediye başkanlığımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sizlere daha fazla belirtmeden bilgilendirmek maksadıyla hazırlamış olduğumuz çalışmamıza geçmek istiyorum. Süre mahallemizde yapımını tamamlamış olduğumuz istinat duvarına ücretsiz olarak 500 metreküp yani yaklaşık olarak 40 kamyon resimde görmüş olduğunuz taşlardan temin ettik. Bu taşların temininde belediyemize yardımcı olan maden mühendisi İsmail Tekin ve dakiyesinde yardımcı olan Süle Mahalle Muhtarımız Erdal Tekin'e ve Çakmakçayır Mahalle Muhtarımız Duran Çetin'e buradan başkanlığımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Beldemizin girişinin eski hali resimde görmüş olduğunuz gibiydi. Bu duvarın yapımında gece gündüz demeden ekibimizle çalıştık. 100 metre uzunluğunda istinat duvarını kısa bir süre içerisinde tamamladık. Beldemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İstinat duvarının önüne aşırı yağışlarla toplanan suların meydandan uzaklaştırılması için 100 metre uzunluğunda 200'lük koruge boyuyla döşedik. Ve istinat duvarının önüne duvarla bütünlük sağlayacak olan kaldırımı da yaptık. Süle mahallemize yapmış olduğumuz istinat duvarının üzeri çok tehlikeli ve yüksek olduğundan duvar biner bitmez üzerine 100 metre uzunluğunda uzun ömürlü resimde görmüş olduğunuz yeşil panelçiklerden temin ettik. Süle mahallemize istinat duvarından belediyemize yakışacak bayan ve erkeğin tuvaletini yaptık. Artık beldemize gelen misafirlerimiz de yol üzerinde temiz bir tuvaleti kullanabilmektedir. Süle mahallemizde ve belde içerisinde gerekli noktalarda kullanılmak üzere 500 metrekare kilitli parke taşı satın aldık. Ve parke taşı döşemesi gerekli olan yerlere parke taşlarını döşeme işini yaptırdık. Şu an beldemizin %75-80'i parke taşı döşeli durumda. Yeni aldığımız parke taşı basma makinamız ile kuracağımız parke taşı basma tesisimizde ana caddemiz ilk planda olacaktır. Evet, şimdi parke taşı deyince bir söze girme ihtiyaç duydum. Şu anda bizim yeni mahalle, Cebri'nin arka tarafı. Ondan sonra burada Mehmet Aydınlar'ın mahallesi var. Alt mahalle var, Süle mahallesinde eksiklerimiz var. Birçok yerde şu anda vatandaşlarımızın çamurda yürüdüğünü biliyoruz. Ama yani sadece birazcık sabretmenizi, sabır götürmenizi sizlerden rica ediyorum. En kısa zamanda taş başlamak, basmak başlanacak. Nasıl olursa bu dönem Terzihan'ın parke taş olayı yolculuğu tamamen bitireceğiz. Devam edelim. Süre mahallemizdeki eski köy kahvesi konusu. 2010 yılında belediyeye güvenince yıkım kararı bulunan
Tanrı'na yıkılması gerekiyordu ve yıkımını gerçekleştirdik. Hem belde meydanına yakışmıyordu, hem de tehlikeliydi. Bu gibi nedenlerle yıkmamız gerekliydi ve yıkımını gerçekleştirdik. Süle mahallemizde yapmış olduğumuz başka bir çalışma da kaldırım yapımıydı. Eski köy kahvesi yıkılınca orada görüntü bakımından kötü, çok kötü bir görünüm vardı. Bu durumu ortadan kaldırmalıydık. Burada da yapmış olduğumuz kaldırımda Süle halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Süle mahallemizde belgeselisi üzerinde yağmur suyu kalanlarımız yıkık dökük çalışma durumdaydı. Temizledik, bozuk olan kısımları da yeniden onardık ve onarmaya devam ediyoruz. Her cuma gününü temizlik günü olarak ayarladık. Cuma günü gelince resimde de görmüş olduğunuz gibi düzenli olarak meydanları ve tuvaletlerimizin temizliğini yapıyoruz. Beldemizde yaşayan siz değerli vatandaşlarımıza temiz ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Kapalı düğün salonumuzun önünde betondan bir giriş vardı. Bu beton düğün salonumuza yakışmıyordu. Mermer kaplamasını yaptırdık. Resimde de görmüş olduğunuz duruma getirdik. Yıllardır boyanmayan ve harabe şeklinde olan ve içinde bulunduğunuz düğün salonumuzu tamamen tamir ettirip boya işlerini yaptırdık, kullanılabilir hale getirdik. Evet, düğün salonundan çok güzel oldu. Sizlerin de gördüğünüz gibi çok ciddi masraflar yaptık. Neden yaptık? İnsanlarımız düğünü derneği olduğunda dışarıdan misafir geldiğinde bizim insanımız da başarılı bir şekilde, gururla, umutlu bir şekilde burada misafirlerini ağırlayabilsin düşüncesiyle buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Resimde görmüş olduğunuz beldemiz ana cadde üzerinde bordür kenarlarında çıkan yabancı otları düzenli aralıklarla temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Bunun yanında temizlemiş olduğumuz yabancı otların çıkmaması maksadıyla ilaçlamasını yapıyoruz. İlaçlama işlemini yılda iki defaya mahsus olmak üzere düzenli aralıklarla yapmaktayız. Sıra yaptığımızda bunun üzerine olacağımız projemize geldi. Beldemizden kısa bir zaman önce Diyarbakır Lice'de vatanımız için şehit düşen Ercan Kurt Binbaşımızın anısına belediye meclis kararıyla adını verdiğimiz Ercan Kurt Binbaşı sosyal tesislerinin yapılacağı alanın temizliğini yaptık. Projelerin hazırlanmaktadır. En kısa sürede sosyal tesisimizi faaliyete geçireceğiz inşallah. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Evet. Şimdi biz seçim zamanında buraya hemen tesis yapacağız. Yaza da düğün yapacaksınız dedik. Tabii sözümüzü tutamadık. Bazen tutamadığımız oluyor. Şimdi neden tutamadık? Gaziantep'in etrafından dönen, geçen yol şu anda yol olarak gözükmüyor. Gözükmediği için buraya imar veremiyoruz. İmar yapamadığımız için de bina yapamıyoruz. Bu sorunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Buraya bir tesis yapıldığında inşallah insanlarımız artık göremeyen şeyi kahvaltıya değil, Terzan başta Göle'de belediye tesislerine kahvaltıya gelecek. Çok güzel bir tesis olacak. Sadece biraz zaman ihtiyacımız var. Belde içerisindeki yağmurlar sonucu bozulan yollarımıza en kısa sürede sıcak asfalt malzemesi temin ediyoruz. Yıl içerisinde de yollarımızda bozulma oldukça malzeme temin edip tamir ve bakım onarımını zamanında yapmaya çalışıyoruz. Çakmakçayır Belde Parkı'ndaki vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine parkta değişiklik yaptık. Talebinizi aksatmadan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlık ocağımıza gelelim. Sağlık ocağımızın her türlü ihtiyacı, talebi, fen işleri ekibimiz ile aksatılmadan yerine getirilmektedir. Yeni cami önündeki kaldırım. Resimde görmüş olduğunuz gibi bir kaldırım vardı. Biz bu kaldırımı beldemize yapıştıramadık. Hemen işe koyulduk. Çok güzel bir kaldırım yaptık. Şimdi okula giden çocuklarımız ve vatandaşlarımız bu kaldırımı rahatlıkla kullanabilmektedir. Beldemiz için katılmamız önemli olan bütün toplantılarda bulunduk. Beldemizin sorunlarını dile getirdik. İhtiyaçlarımızı belirttik. Takibini yapmaktayız. Beldemiz artık güvende. Beldemizi 24 saat izleyen 11 adet gece görüşlü kamera sistemini kurduk. Herhangi bir hırsızlık vesaire olayında gerekli olan bütün kamera kayıtları jandarma kuvvetlerimize teslim edilmektedir. Belde
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Haşhalılık mevkinde bulunan sürek olanımız acı durumdaydı. Burasının ağacılar etrafının örtülmesi gerekti ve zorunluydu. Resimde görmüş olduğunuz gibi buna da çözüm getirmiş bulunmaktayız ve koruma altına aldık. Belediye hizmet binamızın dış cephesinin acilen yenilenmesi gerekiyordu. Çalışmalarımızı belediye hizmet binamızın dış cephesinde yoğunlaştırdık ve resimlerde görmüş olduğunuz gibi hale getirdik. Evet. Belediye binasını bu duruma getirmemiz tam 2 ayımız aldı. Şu anda tam üstümüzde gördüğünüz o camlar bile her şey baştan aşağı değişti. Çok ciddi bir temizlik yaptık. Evet, vatandaşımıza iyi doğru oldu. Belediye hizmet binamızın içi dışı boyandıktan sonra temizlik gerekliydi. Vatandaşlar belediyemize geldiklerinde tertemiz bir ortamda hizmet almalıydılar. Biz de en ince ayrıntıya kadar boyattık, temizlettik ve düzenli aralıklarla da temizliğini yapmaktayız. Belediyemize Makedonya'nın Ohrid şehrinden kardeş okul kapsamında ziyarete gelmişlerdi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Çanakkale şehirlerine su düzenledik. İlimizi, beldemizi en iyi şekilde tanıttık. Beldemizden bir görüntü olmadığını söylemek istiyorum. Örnek olarak doğmuş bir resim. Allah'a şükür beldemizde böyle sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Çünkü gerekli önlemi zamanında alıyoruz. İki tane sıkıntılı yerimiz vardı belde içerisinde. Su baskınlarını önlemek maksadıyla yapmış olduğumuz yağmur suyu giderlerini göstermek istiyorum. Resimde görmüş olduğunuz Doktor Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki şu an okulumuzun bulunduğu çevrenin ve Bağlar Sokak denen üst bölgeden gelen bütün yağmur sularını toplamakta ve belde dışına çıkarmaktadır. Şimdi bu tarafa gidince tabii bir teşekkür etmek gerekiyor. Tevfik abiye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hizmet alımı bittiği için şu anda çalışmıyorlar ama emekliliği de geldiği için görevden ayrıldı. Terzan'a çok emeği vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İkincisi ise eski okulun bulunduğu bölgede hepimizin yıllardır bildiği yağmur yağdığında biriken yağmur suları da eski okulun bahçesine 80 metre kıtlık uzun ömürlü koruya boru ve yağmur suyunu alacak büyüklükte rolar yaparak çözüm getirdik. Evet, buraya da bu sene nasip olursa çok güzel bir park yapmayı düşünüyoruz. Hem aile çay bahçesi hem de çocuk parkı şeklinde olacak. Nasip olursa Ramazan'da yetiştiririz diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Daha sonrasında belde içinde aşırı yağmurlar sonucu bozulan yollarımızı talebimiz üzerine ve bizim tespit edebildiklerimiz üzerine en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Düğün salonumuzu bitirdik demiştik. Çok güzel bir düğün salonu haline getirdik. İnşallah bu yapılan güzel şeyler aldığımız tarafından sahip çıkılırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. İsmini belediye meclisimiz kararıyla Mustafa Cumhurbaşkanı Düğün Salonu ismini verdiğimiz kapalı düğün salonumuz beldemize ve yeni evlenecek çiftlerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Resimde görmüş olduğunuz yeni cami karşısındaki yol kenarlarının toprak olduğunu ve yağmurlarda çamur olduğunu hepimiz biliyorduk. 3 tır parke taşı getirdik ve bölgeyi hemen parke taşıyla döşedik. Belde içindeki bu durumdaki yerleri tespit ediyoruz ve buraya uyguladığımız sistemi başka yerlerde uygulamayı planlıyoruz. Belediye çevresine gelelim. Belediye çevresinin eski halini hepimiz biliyoruz. Tamamen değiştirdik ve onarılması gereken yerleri onardık. Resimlerde de görmüş olduğunuz hale getirdik. Mustafa Cumhur Ersümer kapalı düğün salonumuza 200 adet sandalye, 40 adet masa ve örtüsü, 30 metrekare zebra perde yaptırdık ve modern bir düğün salonu haline getirdik. Parklarımıza gelelim. Eski ilkokulumuzun bahçesindeki yıllardır boyasız, küçlü, kırık, dökülüp ardından çocuk parkımız vardı. Parkı söktük, kaynak yapılması gereken yerleri vardı, onları yaptık, boyadık ve şu an bu parkı yeni yaptığımız belediye açık düğün salonumuzun yanına çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi için yerleştirdik. İş olarak görünmeyebilir. İş mi bu diyebilirsiniz. Ara yollarımızda çıkan yabancı otları personelimizle temizledik. İlaçlamasını da zamanında
Beldemiz içerisindeki 10-15 yıl önce yapılmış 18. madde uygulaması sonucu terk edilmiş olan imar yollarını açıyoruz. Yol açacağız deyince öncelikle vatandaş olarak kendimizi düşünmeyelim. Çünkü yol bir ihtiyaçtır. Yolun ihtiyaç olduğunu herhangi bir yangın durumunda, afet durumunda anlamayalım. Her zaman yolun faydası olacağını düşünerek belediye çalışmalarımıza destek olalım. İlk ve tek beraber birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz en boş faaliyet olarak iftar sofraları düzenledik. Siz değerli vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştunuz. Resimlerde de görmüş olduğunuz belediye kapalı düğün salonu yanına açık düğün salonu yapmaya karar verdik. Buna da belediye içerisinde daha önceden 2-3 kez karşılaştığımız, şimdi göstereceğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından resimde de görmüş olduğunuz gibi 20.317 TL yüksek sesle ceza kesilmek istendi. Bizler bu işe bir çözüm getirelim dedik ve kapalı düğün salonunun yanına açık düğün salonunu yaptık. Evet. 20.317 TL bu belediye kesilmiş olan bir ceza. Bunu Çanakkale'den Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kesiyor. Evet, belediye düğün yaptırmıyor diyorsunuz ya, belediye düğün yaptırmıyor diye bir şey yok ya. Belediye düğün yaptırıyor, problem yok. Ama yüksek sesle dolayı Çanakkale'den geliyorlar, cezayı kesiyorlar. Belediye bu bir kesilmiş ceza. 20 milyar ceza kesilmiş. Ve kaç senesinde kesilmiş? Evet, 2013'te, şu anda 2015'te. Bu rakam daha da yükseldi. İşte bu durumu yaşamamak için, ses gürültü olayından ceza yememek için açık düğün salonu buraya yan tarafa yaptık. İmar planında da resmi olarak şu anda bulunduğumuz yer belediye binası değil, düğün salonu olarak gözüküyor. Burada hiçbir sorun yok. Bundan sonra düğün dönemimizin hepsi burada olacak. Önümüzdeki zamanlarda da açık düğün salonumuzu altı yapmayı planlıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize gezi programları düzenledik. Kanalizasyon ihtiyaçtır dedik ve kanalizasyonu bulunmayan yeni açılmış sokaklarımıza kanalizasyon hatları çektik. Taleplerinizi aksatmadan en kısa sürede yerine getirdik. Beldemizin en önemli eksiğine gelelim. Beldemizin en önemli eksiği denince aklınıza ilk gelen halı saha oldu. Bu zararlı ve zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şimdilik resimlerde de görmüş olduğunuz gibi altyapısını hazırladık. Zemin iyileştirme çalışmalarımız 1-2 ay kadar sürecek. Bu sadece düzlemekle bitmiyor. Yağmur sularına çözüm ve koligabor döşeyerek çözmeye çalışacağız inşallah. Önümüzdeki bu yıl yaz ayına girmeden inşaatını bitireceğiz. Halı saha altyapısı hazırlıkları da beldenize hayırlı olsun diyorum. Evet. Gençlerle anlaştık inşallah. Bu yazı yetiştireceğiz. Haziran ayına söz verdik. Nasıl olursa sözümüzü tutamazsak zaten yandık. İnşallah yetiştireceğiz. Hemen şuraya, şu belediyenin hemen şu yan tarafı olacak. Orası belediye verdiği varsa, nasıl olursa Haziran ayının sonu gibi devreye girecek. Mezarlıklarımızın bakım onarımını her türlü temizlik işlemi belediyemizde yapılmaktadır. Mezarlıklarımızla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Güzel projelerimiz var. Tam olarak hazırladığımızda burada sizlere sunacağız. Geçen bir yerleme toplantısında müjdesini vermiştik. Logo yarışması. Sonucu belli olmamıştı. Ekranda görmüş olduğunuz logo artık belediyemizin resmi logosudur. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Su kesintisi yaşamamak, depolarımızda suyun takip edilmesini insan faktörünü aradan kaldırdık. Otomatik takip sistemini kurduk. Sistem şu an faal durumdadır. Herhangi bir su kesintisi yaşanması durumu söz konusu değildir. Beldemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.